Kılıçdaroğlu'nun İşkembe-i Kübra'dan attığı gibi 15 bin lira verdim emeklilere, 5 bin lira daha verdim, ikramiye verdim. Abi nerede bunun şeyi? Karşılığı nerede? Böyle işkembeyi kübradan atmakla olmuyor. Ben 15 Mayıs'ta maaşları şu kadar yaptım. Neyle yapıyorsun arkadaşa? Ya Kılıçdaroğlu'na sor. Neyle yapıyorsun? Londralı tefecilerden aldığın borçla mı yapacaksın? Yok. Onu sana halka verdirmezler. Ali Babacan'ın tablolarını yayınladık biz burada. O paraları Londra tefecilerinden alırsınız siz, Amerika'ya verecek Ali Babacan onları. Çünkü Ali Babacan'ı onun için getiriyorlar tekrar. O kadar reklamı nasıl verebiliyor Ali Babacan ya? Biz bunca yılın Vatan Partisi'yiz, o kadar reklamı veremiyoruz. Çok affedersin, şimdi bir şey geliyor içimden söylemek. Sen nasıl veriyorsun o kadar reklamı be birader? Kimler var senin arkanda da veriyorsun? Neden? Çünkü destekliyorlar ki Londralı tefecilerden sen al borçlan, Ali Babacan bu paraları şeye göndersin. Ya Reci, ben rica edeyim şu tablo varsa bir daha gösterelim. İbretlik bir tablodur bu ya. Bu Ali Babacan denen adam bu Türkiye'ye neler yaşatmış ya. Varsa lütfen o tabloyu evet gösterelim. Hazırlasın bakın Kılıçdaroğlu o paraları veremez. Bakın veremez. Şöyle. Çünkü o paraları eğer iktidara gelirlerse ki gelemeyecekler. Ha vay yaşayın yaşayın. Gelemeyecekler zaten de. Gelirlerse Ali Babacan o parayı bakın ne yapmış. Burada yine gösterelim. Utanç verici ya. Bu Ali Babacan denen adamı yaşatmamak lazım ya. Bu kadar nefret bir adam olmaz ya. Ya bakın yıl 2015. İktidardan artık bakanlıktan kovalıyorlar Ali Babacan'ı. Bu kadar doyurduğun Amerika'yı yeter diye. Yıl 2015. Kamu borcu. Bakın Merkez Bankası artı kamu kurumlarının dış borcu 119 milyar dolar. Amerika'ya verdiğimiz para 82,5 milyar dolar ya. Ya bu utanmaz, arlanmaz. Adamı nasıl alırsınız siz CHP, bir de Atatürkçü mıy 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 ne konuşmasını bilir ne bir şeyi bilir. Utanç vesi. Ya bunların Türkiye'den kovalanacak insanlar bunlar ya. Baksanıza ey CHP'liler bu ekran değil mi? Bak ey CHP'liler bak kimin zamanında olmuş özelleştirme bak beyefendi ekonomi bakanı bak. %80-90'ı özelleştirmen Ali Babacan döneminde. Senin altılı masanın bacaklarından biri. %80-90'ı vatanı sattı diyorsunuz değil mi Tayyip Erdoğan? Bakın kim satmış. Evet ikisi beraber yapmış. Biri siyasi sorumlusudur bunun, biri teknik sorumlusudur bunun. İşte alın size vatan satışının şeyi, yılları, kimin döneminde satıldığı. Hepimiz bunu şöyle biliyoruz değil mi? Tayyip Erdoğan sattı, savdı, betona yatırdı paraları. Yo, betona falan yatırmamış. Amerika'ya yatırmışlar paraları. Amerika'ya göndermişler. Ali Babacan Bey gitmiş Amerika'ya vermiş paraları. Tık yok bakın. Bu kadar haftadır bunu gazetede yayınladım, sosyal medyaya her tarafa koydum. Tıs! Ben öyle yapmadım diye bir ses çıkmadı. Çıkamaz zaten yaptığı belli. Evet. Bu rakamlar yani. Amerika'dan istatistik rakamları, bu rakamlar Hazine Maliye Bakanlığı rakamları, bu rakamlar Özelleştirme İdaresi'nin rakamları. Bu da beyefendinin şeyi. Sorumlu olduğu yıllar. Özgeçmişinden çıkarılan yıllar. Hadi neyini reddedecek bunu? Bak Babacan dönemi. Bakın. Bütün 86'dan 2023 kaç yıl ediyor bu? 14, 23'te 34, 37 yıl. 37 yıl. Bakın 37 yılda 71 milyar dolar özelleştirme yapılıyor. Onu bunu her şeyi satıyorlar. Toplam 71 milyar. 10 küsür yılda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Üçte biri yılında bunun 58-59 milyar dolarını yapıyor Ali Babacan. Bunu Tayyip Erdoğan yaptı diyemezsiniz. Bakın o gidiyor. Ha özelleştirilecek bir şey kalmadı mı? Etibank satamadılar.
bor madenlerini satamadılar. Onu satarlardı, onu da beceremiyor. Yani olmadı, o artık dediler abi o kadar da olmaz. Kamu bankalarını beceremediler. Evet. Neydi Berat Albayrak? İyi ki satılmamış kamu bankaları dedi, değil mi? CHP'yi oy atacaklar. Bu tabloyu iyi görün, iyi okuyun bu tabloyu. Bunu yapacaklar. Bakın millet bunun için çok korkuyor. Boğazlatacaklar. Kılıçdaroğlu, sen hiç kimseye 15 bin lira para veremezsin. Çünkü Londra tefecilerinden alacağı parayı Ali Babacan'a oturtacaksın mecburen Maliye Bakanlığı'nın başına. Çünkü Amerika sana o talimatı verdi. Hadi bilemedin Faik Öztrak gelir. Aynı adamlar onlar zaten. O paraları Amerika'ya verecekler. Amerika'nın çünkü çılgın bir şekilde bu paralara ihtiyacı var. O paralara ihtiyacı var.